Merhabalar. 15 Şubat'ta yaşayacağımız bir güneş tutulması var ve bunun etkileri gerçekten hepimizi çok farklı bir şekilde etkileyecek. Dünyamızı, Türkiye'mizi, bizleri. Bir kere tutulmalar gökyüzünde enerjilerin çok ani ve kontrolsüz bir şekilde açığa çıktığı gerçekten çok önemli döngülerden biridir. 2018 genel olarak karışık bir sene olma yolunda çok özel etkilere sahip bir süreci başlattı zaten. 15 Şubat güneş tutulması böyle yangına körükle gidenlerin değil de fırtınaların farkında olup birbirine tutunanların önemini vurgulayacak olan bir dönem. Bir kere önümüzdeki 6 aylık süreç kişisel hayatlarımızı önemsemeye, hani böyle çalışmak kadar küresel gerçeklerin de farkında olmanın kıymetini bize çok fazlasıyla gösterecek. Yılın hemen başına gerçekleşen ilk tutulma vardı biliyorsunuz, ay tutulması 31 Ocak'ta gerçekleşen. Ve şimdi 15 Şubat'taki güneş tutulmasıyla yılın ilk tutulma serisi tamamlanacak ve ta inanın yaz aylarına kadar etkisini çok güçlü bir şekilde hissettirecek. Kocaman bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Koca bir evrende yaşıyoruz. Aslında bu koskocaman evrenin içerisinde bir kum tanesi kadar küçücük bir gezegende yaşıyoruz aslında. Tabii bu dünya öylemesine dönmüyor. Bu dönüşün, bu dünyanın bir hesabı var. Ve ben aslında inanıyorum ve biliyorum ki hangi amaçla olursa olsun bu hesabı bozan en önemli unsur ne biliyor musunuz? Kişisel ve dünyevi çıkarlarımızın sevginin üstüne çıkması. Ve ben aslında gene inanıyorum, hatta aslında biliyorum ki bu tutulma bizi bu ayrılıktan, bu sevgisizlikten kurtarabilecek çok değerli bir gelişim yolu. Bir kere bu ruhsal bilince bir ulaşacağız. Zaman bunu bize o kadar güzel gösterecek ki. Özellikle de tabii ki 40 yaş ve üzeri kişiler adına 19 yıllık, 40 yaş ve altı kişiler adına da 9 yıllık bir döngü tamamlanıyor. Ve bu döngü tamamlanırken kariyer, ilişkiler, aşk, para ya da ne bileyim arzularımız, isteklerimiz, bunların adına yepyeni bir dönem başlıyor. Bu süreç yenilenme, eskilerden kurtulma, kendinizi böyle hani bir anlamda bir tuş olur da basarsınız, resetlersiniz ya, işte bunun adına çok büyük bir fırsat olacak. Özellikle de 99 ve 2008 yıllarında başlayan, sizi zorlayan veya bir şekilde mücadele ettiğiniz konulardaki bir dönem kapatma süreci bu. Ve 15 Şubat tutulmasıyla yaşanıyor bu durum. Bir devir, bir dönem sizin için kapanıyor. Bambaşka bir dönem önünüzde açılıyor. Evet, 15 Şubat'ta da bu tutulmayla beraber bunları yaşamaya başlayacağız. Ve inanın bana, bu tutulma gerçekten samimi, farkındalığı yüksek, yeni bir pencereden bakmayı seçenlerin, aklını böyle kendi kılavuzu olarak benimseyenlerin, gönlünün sesini ihmal etmeyenlerin, değişim, özgürlük yolunda çok büyük mesafeler alacağı bir dönem olduğunu söylüyor bize. Tabii bu etkileşimler başka bir açıdan bakarsak da biraz yeraltı hareketlerini de aslında bize gösteriyor. Burada biraz dikkat etmemiz gereken durumlar da var. Bu süreç özellikle Mart ve Nisan aylarında işte deprem ve benzeri hareketlenmelerinde artabileceğini işaret ediyor. Üzülerek söylüyorum. Şimdi başkalarının hakkına tecavüz etmek. Bir gün işte bu bencillik bize çok pahalıya mal olacak. Ben bunu hep düşünüyordum. Neden insanlar başkalarının haklarına tecavüz ederler ki? Bunu hiçbir zaman haklı bir çıkar yolu yok. Haklı mantıklı bir açıklaması yok. Buna doğa bile izin vermez. Evet, vermez. Kendi kendini doğa bile koruyor. Canlıların hani kendini sevmesi, kendini sevmesiyle alakalı payına düşen o
temiz niyetleri, lütfen eylem yoluyla uzlaşma duyalım. Çünkü biz duymazsak bile şu andaki gireceğimiz dönem bize bunu duyuracak. Ve biz bu sesleri duymaya başlayacağız ve bazı şeyleri öğrenmeye başladığımız önemli bir ders geliyor bize aslında. Yine tutulma sonrası başlayacak olan dağınık enerjilerde, tabii Mart ve Nisan aylarını yakın zamanlarda biraz ülke gündemi açısından da en hassas dönem olacağını bize söylüyor. 15 Şubat tutulması sabit bir burçta gerçekleşiyor Kova burcunda. Ve bunun anlamı ne biliyor musunuz? Etkileri uzun yıllara dağılacak köklü değişimlerin tamamlanması kadar başlattıklarınızı da böyle çok uzun zamanlara yayabileceğiniz. Bu dönem bir kere hayatınıza başlayan bir durum 9 yıl kadar da devam edecek. Bunu da bilin. O yüzden başlattıklarınızı uzun zamanlara yayma eğiliminde olmanız gerekiyor. Ki zaten bunu da hissedeceksiniz. Kova burcunda olması toplumsal konuların biraz öne çıkacağı anlamına geliyor. Bu yılda tabii ki bu süreçte 9 yıl kadar devam edecek. 19 yıl önce başlayan dönem tamamlanırken önümüzde 9 yıllık yepyeni bir kapı aralanıyor arkadaşlar. En yoğun etkisi de kuşkusuz bu yıl içinde göreceğiz. Değişimleri başlatacak olan 15 Şubat tutulması, hani Şubat'ta başlayan olayların ya da durumların sonuçlarını Temmuz ayında tamamlayacak. Kimse kimseyi istismar edemeyecek. İnsanlar bir kere haklarını bu anlamda her ne olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle korumaya öğrenecekler. Ancak bu tutulma, hani bu tarz böyle hırsların yarattığı acıların farkında olarak kendini terbiye etmeyi de bizlere öğretecek. Toplum olarak öncelikle zayıf ve çaresiz, hatta böyle daha suskun hale, pasifize olmuş hale getirilen insanları, istismar konusu yapılan kızlarımızı, kadınlarımızı, böyle tecavüzler, kötü eylemler, bütün bunları böyle normalleşmiş gibi, sanki normalmiş gibi, artık sıradanlaşmış gibi algıların da paylaşımlarını asla hafife almamamız gerektiğini de bize öğretecek. Toplum bu 6 aylık dönemde bilinçli olmanın önemini artık, hani böyle çok konuşuluyor, lafta kalıyor, ya her şey lafta deniyor ya, eylemle belli etmeye başlayacak. Bakalım şimdi bütün bu etkiler, bütün bu hareketlenmeler burçlarımızda nasıl bir etki yaratacak? Sevgili koçlar, yükseleni ve ay burcu koç olanlar, sevgili koçlar, 15 Şubat saat 23.52'de Kova burcunda oluşacak kısmi güneş tutulması aileniz, sosyal yaşantınız ve aşkın önemini vurguluyor. Her ne kadar başınıza buyruk hareket etmek isteseniz de bu tutulma duygular, hayaller çok fazlasıyla etkili olacak hayatınızda. İlişkilerinizde, proje ve planlamalarınızda mantığın sesinden ziyade duygularınıza kulak vereceksiniz. Ve haftanın ilk günlerinde iş hayatınızda ya da sorumluluklar açısından daha çok böyle bitişler ya da kapanmalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Hedeflediğinizi yapmak istedikleriniz adına aniden harekete geçme, karar verme ve işte böyle başlatma etkileriniz var. Çok hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Aşkta ve ilişkilerde ise daha böyle hani gizli, platonik durumlar, bunlar gündeme gelebilir sizin hayatınızda. Bu hafta aşk hayatınızda planlanmamış ve beklenmedik olaylar da yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Artık birçok sorun sizi bu dönemde biraz sinirlendirebilir. İlişkilerinizde özel bir olayı öncesinde tahmin ederek lütfen üstesinden gelmeye çalışın. Çünkü gelebilme enerjiniz bu hafta var. Şaşırtacak ve sinirlendirecek şeyler de duyabilirsiniz. Bu tutulma iş hayatınızdaki sorumlulukları, yapılması gerekenleri ve sizin bunu ciddiye almanızı önemli vurguluyor aslında. İster istemez işin içine duygular giriyor. Fedakarlık, empati ve başkalarının hayatınızdaki önemini arttırıyor. Bu hafta
parayla ilgili meseleleri çözmek, özellikle de hani böyle borçlarla uğraşmak, finansal ya da ne bileyim hani banka belgelerini düzenlemek, daha çok kazanç sağlamak için de çok iyi bir zaman. Böyle sıkıntıların yanında böyle güzellikler de sunuyor aslında. Birçoğunuz daha fazla para kazanmaya başlayacak ve inanın bana bundan mutluluk duyacaksınız. Güneş tutulması gelecek beklentilerinizi yenilemenizi gerektirebilir. Artık diyorum ya, bir reset tuşuna basmanız gerekiyor hayatınızda. Ancak tabii bütün bu kararlarınızı alırken de lütfen aceleci davranmayın. Sizi rahatsız eden ve kendi başınıza çözüm hani bulamadığınız durumlarda güvendiğiniz dostlarınızla paylaşın. Ama gerçekten güvendiğiniz dostlarınızla. Hafta sonu bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Bu görüşmede konuşulan şeyler yüzünden kafanız karışabilir ya da ciddi bir olay yaratacak bir e-posta alabilirsiniz. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar. Sevgili boğalar, 15 Şubat 23.52'de Kova burcunda oluşacak kısmi güneş tutulması hayatımızla ilgili konularda geleceğimizi sağlam bir temel üzerine oturtturma çabanızı, bu yönde yapılacak girişimlerle rahat etme arzunuzu işaret ediyor. Zihnimiz geleceğe dönük, hayallerimiz, vizyonumuz, vizyoner olma durumlarımız, bunlar için verilecek mücadele inanın bana son derece önem taşıyacak. Bu hafta güneş tutulmasıyla gerçekleşecek olan özellikle iş hayatınızda ve sorumluluklar alanınızda bir dizi hayatınıza böyle farklı farklı karışıklıklar getirebilir. Bunlara çok fazla takılmayın. Sadece kararlarınızı netleştirmeye bakın. Ünvanınız ve tanınırlığınızla ilgili, tanınırlığınızla ilgili konularda özen göstermelisiniz. Bu hafta beklenmedik bir şekilde planlarınızı ve toplantılarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Tabii bu durumların çoğunun sebebi de aslında biraz şeyle alakalı olabilir. Hani olanakların olmadığı ya da uygun koşulların gerçekleşmediği ile alakalı olabilir. Bu hafta bir etkinliğe katılmanız da gerekebilir ya da sizinle yaşamayan, hani uzakta olan akrabalarınızla daha sık görüşmeler yapmanız da gerekebilir. Bir kere başla kariyeriniz olmak üzere. Evlilik başlangıçları ve sonlandırmaları gibi bakın iki uç noktalarda. İlişki deneyimlerine o kadar açıksınız ki. Burada sabit bir burçsunuz ama gene de kararınızı istikrarlı ve çok hızlı almamanız gerekiyor. İlişkilerle ilgili önemli bir karar aşamasındaysanız eğer, sonuç almak ve ilerlemek de son derece mümkün. Eğitim, iş, çevre ilişkileri bu tutulmaya inanın bana hayatınıza damgasını vuracak. Görünümlerin tümünde ılımlı paylaşımlar, empatik yaklaşımlar, başkalarının duygularını önemseme hali var aslında. Sezgilerimiz iş hayatında ve hani bu girişimlerimizde bize gerçekten ışık tutacak. Bu hafta eylemlerinize daha temkinli olmanız çok daha iyi olacaktır inanın bana. Bu sayede çünkü kötü sonuçlar ortaya hani çıkabilecek olan bazı girişimlerden kendinizi kesinlikle ve kesinlikle koruyabilirsiniz. Sonra işte belgeleri, kişisel postalarınızı, fotoğraflarınızı ve daha birçok şeyi saklamanız veya korumanız biraz sorun olabilir. Dikkatli ve temkinli olun derim. Uzun bir süredir beklentileri aslında ilerlemeleri gereken bir konu. Hani beklettiğiniz, işte sonra diye attığınız bazı sizin de ilerlemenizi gerektirecek olan bazı durumlarda haklarınızı almanız, hak ettiklerinize ulaşmanız yine bu durumda söz konusu. Bir çıkış yolu bulmak adına tecrübelerimizi, yeteneklerimizi ortaya koyacağımız bir tutulma yaşayacağız. Tabii sevgili boğalar bunları çok yakından hissedeceksiniz. Bu hamleler insanlarla olan ilişkilerinize, paylaşımlarınıza, kendinizi ifade etmenize bağlı olarak başarılı bir şekilde ancak gerçekleşebilir. Artık size ait olmayan veya hayatınızda size zaman kaybettiren birçok şeyi
tutmak için zamanınızı artık boş harcamayın. Bırakın, salıverin, gitsinler. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar. Sevgili ikizler, 15 Şubat 23.52'de Kova burcunda olacak kısmi güneş tutulması, maddi konular başta olmak üzere çevrenizle alakalı her meselede yeni yollar, yeni çözümler ve yeni arayışlarınızı işaret ediyor aslında. Hassassınız bu tutulmada ve bir o kadar da destek bekliyor olabilirsiniz. Tek başına hani böyle işin içinden çıkamadığınız meselelere farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacak insanlara ihtiyacınız var. Burada inancı o kadar önemli ki bu tutulmada, çünkü sizin inancınız etkili olacak. Bu hafta ailenizdeki erkeklerle alakalı hani çeşitli olaylar bekleyebilirsiniz. Kesinlikle önemli olaylar olabilir bunlar. Bunlar bir şekilde geleceğinizi de belirleyebilir. Mali açıdan bu hafta eski hani böyle yükümlülükleriniz veya endişeleriniz hala çözüme kavuşmamış olabilir. Çözümlerini yanlış yönde veya yanlış insanların yardımıyla aramış da olabilirsiniz. İşleri değerlendirebilir ve işleri yargılarsanız hatalarınızı düzeltmek için çok net bir şekilde görebilirsiniz. Hayat felsefeniz, yaşama bakış açınız aslında uzun bir süre önce başlayan bir döngüyü temsil ediyor. Evet, uzun bir süre önce başlayan döngü bu sene taşların yerine oturmasıyla fark edişleriniz artacak. Kadersel düzlemde çok önemli bir tamamlanma yılı vaat ediyor aslında size bu tutulma. Ve işin güzel yanı, bu dönemde arkadaşlar ve gruplar içinde daha yumuşak ve anlayışlı koşullar, destekler var sizin hayatınıza. Kendinize ve hayata negatif açıdan bakmak, hani bardağın sürekli böyle boş tarafını görmek gibi bir şey. Artık hayatın pozitif tarafından bakma vakti. Negatif tarafından değil. Bilakis zihninizi toparlayıp vizyon sahibi kişiler gibi çözümcü düşünmek zorundasınız. Gökyüzü bu tutulmada sorumluluk almanın, disiplinli çalışmanın, hiçbir şeyi şansa bırakmamanın önemini vurguluyor. Yeni insanlar size çok güzel bir dikkat, farklı bir tutum, daha fazlasını vaat edebilirler. Ve bu arkadaşlarınıza, yeni tanışacağınız insanlara dikkat edin. Çünkü hayatınızda çok önemli bir yer teşkil edebilirler. Ve bu insanlarla alakalı tanımak için kendinize zaman verin. Kararınızda acele etmeyin. 2018 bir kere uzun soluklu bir döngüyü kapatıp yeni bir döneme geçiyorsunuz çünkü. Eğitim, yurt dışı veya çocuklarla ilgili konularda hayatınızda tamamlanma ve fark etme süreci sizi kendinize daha böyle iyi hissettirecek olan bir duygu olacak. Başkalarının ne dediği, hakkınızda ne söylendiği, inanın bana bunlarla vakit kaybetmeyin artık. Çünkü bunlarla vakit kaybedecek bir zamanınız yok. Yetenek ve tecrübelerinizi ifade edeceğiniz alanlara yönelerek zamanınızı daha etkin kullanın. İlişkilerimize bu açıdan bakmalıyız. Yani ne istiyorlar, ne yapıyorlar, kendimi nasıl ispatlayacağım şekliyle bakmayın. Gerçekten artık kendinizi ne istiyorsanız emin olarak yolunuza devam edin. Belki biraz zorlanacaksınız. Ancak bu tutulmada asıl potansiyel gücünüzü fark edeceksiniz ve bir girişimde bulunabilirsiniz. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar. Sevgili yengeçler, 15 Şubat saat 23.52'de Kova burcunda olacak kısmi güneş tutulması eş ve ortaklarla ilgili parasal konuları gündeminize taşıyacak. Doğal olarak hani bizler de maddi açıdan fayda sağlayabilecek bir durumun içerisinde bulacağız kendimizi. Bu hafta konuşmalarınızın önemli bir kısmı gelecekteki eylemlerinizi ve planlarınızı tanımlayacak yakın ya da uzaktaki insanlarla birlikte olacak. Evet, değişim etkileriniz başlıyor sevgili yengeçler. Değişim ve dönüşüm alanınızda gerçekleşecek olan bir tutulma bu. Ve sizi gerçekten yeni dinamiklere, ortamlara, geçişe zorlayabilir. Alışkanlıklarınızdan
düzenli yaptıklarınızdan vazgeçme veya bırakma etkileriniz hayli yoğun olacak. Farkındayım. Bu zorlu bir süreç ve sizi de zorlayabilir. Ama sabırlı olun. Bu tutulma size oldukça romantik bir ilişkiyi de müjdeliyor. Sorunları olan çiftlerin birbirine karşı anlayışlı, sevgi dolu yaklaşımında bulunmalarına da güç verecek. Burada önemli olan birbirimizi dinlemek, yardımcı olmak için daha fazla bir arada olmak, daha güzel paylaşımlarda aslında bulunmak. Kaldı ki bu tutulma hani bu yöndeki gelişmelerin de işaretçisi. Bu hafta mesela bir ön eğitim veya çalışma için kısa bir seyahate de çıkabilirsiniz. Yani iş seyahatinde bulunma ihtimaliniz inanın bana çok yüksek. Genel olarak seyahat planlarınız veya başka yerlerden insanlarla olan temaslarınız sizin için çok yararlı olacak. Başkalarından beklediğiniz kazançlar, aile veya eş kaynaklı parasal beklentileriniz adına çok hızlı gelişmeler olabilir. Bu dönemde uzaklarla ilgili gelişmeler ya da hani böyle iş ortamınızda karar verilmesi gereken koşullar içinde bolca belirsizlik söz konusu olabilir. Hani dolayısıyla böyle acabalarla macabalarla bilmem nelerle hareket etmemelisiniz. Endişeleriniz bu hafta önemli bir sözleşme, görüşme veya belge ile alakalı olacak. Bir gecikme varsa size bağlı olmayan bir sebepten kaynaklanıyor olabilir bu hafta. Bunların doğal olarak gelişmesine lütfen izin verin. Bir şey olmuyorsa olmaması gerektiği içindir. Belki de daha zamanı gelmemiştir. Ya da sizin için negatif bir şeyi temsil ediyor olabilir. Bir süredir beklediğiniz bir operasyonunuz da varsa ameliyatla ilgili inanın bana çok hızlı gelişmeler de yaşayabilirsiniz bu arada. Hayatın anlamını derinlikli olarak gözden geçirilebilir ve bazı izlenimlerde bulunabilirsiniz bu dönemde. Tabii dedim ya, aşk hayatı bu hafta hareketli olabilir ve hatta yeni bir ilişki için randevuya çıkılabilir. Yeni tanıştığınız ya da yemeğe çıktığınız insan ile çok güçlü ve olumlu duygular yaşayacağınız kesin. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar, 15 Şubat 23.52'de Kova Burcu'nda oluşacak kısmi güneş tutulması, ilişkilerinizle ilgili konularda geleceğinizi düşünmeye sizi çağırıyor. Hani bu beraberlikten memnunsanız yola devam edebilirsiniz. Eğer sorunlarınız varsa oturup nedenleri üzerinde düşünmenizi sağlayacak. Bu hafta öncelikle tanıdığınız insanlarla finansal ilişkilerinizi düzenlemek çok önemli olabilir. Akrabalarınız, arkadaşlarınız, komşularınız ve hani başka diğer insanlarla aranızda borç ve para meseleleri üzerine çabanız birazcık olabilir. Birçok yönden bu hafta sizin için yararlı olacak aslında. Bu nedenle hani sizin için daha önemli plan ve görevleri tamamlamak için enerjilerden yararlanın lütfen. İlişkiler, işte ortaklı alanlarınız, iş ortaklıklarınız, işte iş görüşmeleriniz, sözleşmeler, anlaşmalar, teklifler adına çok hızlı bir dönem yaşayacaksınız. Böyle çok ani ve beklenmedik teklifler almanız, iş veya projelerde birden gelişen olaylara veya durumların içinde kendinizi bulmanız söz konusu. Bu tutulma özellikle planlarınızı, başkalarından beklentilerinizi kesinlikle ve kesinlikle değiştirebilir. Haftanın ilk günlerinde sıkışık bir tablo var aslında. Hani hayatınızda. İş ve çalışma konularına, sağlık ve böyle hizmet konularına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bitişler yaşanabilir. Ancak kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız ya da akrabanız olan bir kadının yaşamındaki ciddi sorunlar birkaç gün boyunca dikkatinizi çekebilir. Muhtemelen başka bir şehirde yaşayan ya da hani başka bir şehirde veya ülkede tıbbi tedavi gören bir kadın bu. Sağlık sorunları biraz canınızı sıkabilir. Buna benzer şekilde ilişkiler ve evlilikle ilgili kararlar, faaliyetler veya başlangıçlar, sonlanmalar gibi durumlarda bu süreçte sıklıkla deneyimleyebileceğiniz bir durum içerisindesiniz aslında. Güneş tutulmasının sonrasında ise
böyle yeni koşullar var. Ancak bir yandan da hani böyle riskli işler, spekülatif konular daha özenli yaklaşmanız gerektiğini düşünüyorum. Farklı fikirlerden etkilenebilirsiniz mesela. Etkilenseniz bile koşullar oldukça dengesiz ve kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden bu tutulma çok hassasiyet içerisinde olacağımız için kime güveneceğimizi, kimine hayatımızı sürdüreceğimizi, mevcut durumumuzda mantıkla değil duygusal bakacaksınız biraz. Ama mantığınızı devrede tutmaya lütfen özen gösterin. Çünkü mantığın devrede olacağı bir dönem. Ağır yüklerin altında ezilmemek gerekiyor. Sorumluluk bilinciyle hareket ederseniz hakkınızı kimsenin yemesine izin vermemiş olursunuz ki vermemeniz gerekiyor. Sevgili Başaklar, yükseleni ve Ay burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar, 15 Şubat 23.52'de Kova burcunda oluşacak kısmi güneş tutulması beden ve ruh sağlığımıza iyi gelecek değişiklik ve yeniliklerin önemini vurguluyor. Buna ihtiyaç duyacağız. Sabah kalk, işe git, sonra eve dön. Sürekli aynı şeyler bir zaman sonra tabii ki insanı hani yoruyor. Bizim de bir sosyal hayatımız, işte dostluklarımıza, moralimize, iyi gelecek aktivitelere önem vermemiz gerekiyor. Kaldı ki bu tutulmanın olumlu görünümleri yeni bir ilişkinin de başlamasını aslında sağlayacak. Bu hafta gelecekte bazı faydalar sağlayacak bir mali bir belge ile ilgili, para konusuyla ilgili böyle ilginç ve yararlı haberler aslında gelebilir bu hafta. Ve bu hafta yapılacak çok işiniz var sevgili Başaklar. Birçok dostunuz size yardım edecek. Çünkü sizi seviyor ve sizinle paylaşımda bulunmak onları çok mutlu edecek. Çalışma ve mesleki konular, kariyerinizle ilgili alanlarda tutulma sizi daha böyle hareketli zamanlardan geçirecek. Bir kere güneş tutulması, iş ve çalışma konularında zaman ve dikkat isteyen çalışmalarınıza da çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Sağlık, düzen, hizmet konuları, işte burada yenilikler, bir anda anilikler, hızlı durumlar meydana gelebilir. İki hafta önce tam ay tutulmasında kendimizi böyle merkeze koymuştuk. Şimdi başkaları hayatımıza dahil olmaya başlayacak, onların varlığını önemsemeye başlayacağız. Zaten bu tutulma aşkta güven ve sevginin, paylaşım ve empatinin artmasıyla daha da verimli çalışacağınızı ve zorlukları kolaylıkla aşacağınızı gösteriyor. Bu hafta iş veya kamu ya da işte ne bileyim hayır işleri gibi yerlerden çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Çoğunuz bu hafta bir bankayla, işte finansal bir kurumla ya da benzeri aracılıklarla parayla ilgili halletmeniz gereken işleriniz olacak. Aileniz, işte ailenizde dayılar ya da teyzelerle ilgili çok önemli gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz ayrıca. Haftanın ilk günlerinde sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili konularda bazı sıkışıklıklar söz konusu olabilir. Daha sabırlı olmalısınız. Kısa yürüyüşlere çıkın mesela, egzersizlere başlayın, sağlık kontrollerinizi yaptırın. Bir iş değişikliğinde bulunabilirsiniz bu hafta. Rehberlik ve danışmanlık gibi hizmetleri almak da önümüzdeki aylar boyunca hayatınızda çok fazlasıyla etkili olacak. Sizin mesleğiniz eğer sağlıkla ilgili ise başkalarına destek verebilirsiniz. İşte grup kurabilirsiniz mesela, danışmanlık hizmetleri sunabilirsiniz. Bu bir hafta boyunca, bu 7 gün boyunca çok önemli bir etkinlik bekleyebilirsiniz. Haftanın ortasında bir telefon görüşmesinden veya uzaktan gelen bir mektup ile de şaşırabilirsiniz. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar, sevgili teraziler, 15 Şubat saat 23.52'de Kova burcunun oluşacak kısmi güneş tutulması, değişim ve yenilenmenin aşk hayatınızda, sosyal yaşantınıza kadar her alanda etkili olacağını gösteriyor. Sıradan bir hayat yerine istediğiniz gibi yaşama özlemi bir hayli fazlalaşacak ve bunu vurguluyor zaten. Yeni bir aşk, iş, dostluklar gündeminize yer almaya başlayacak.
Bu hafta zor bir karar vermeniz gerekecek aslında sevgili teraziler. İşte hayatınızda yeni bir maceranın başlangıcı veya bir değişimin, bir gelişimin aslında çok enteresan olaylar yaşanacak. Bir değişimin gerçekleşmesi için hani ön hazırlıklar olacak sizin hayatınızda. Ve bu değişiklikler inanın bana sizin hayatınıza çok iyi gelebilir. Yeni bir iş veya mesleki rehberlik ve bu kaynaklara da inanın bana sahip olacaksınız. Şimdi size verilecek olan fırsatlar inanın bana o kadar önemli ki hayatınızda. Gerçekten umut verici ve asla da bu fırsatları unutmayacaksınız. Bu yüzden endişe etmek yerine fırsatları kaçırmamaya gayret edin. Algılarınızı açık tutun. İlişkileriniz, aşk hayatınız, duygusal konularda yepyeni bir süreç başlıyor çünkü. Uzun yıllardır devam eden alanlarda, hani bir alanda eğer bir tıkanıklıklarınız varsa ilerleyememe durumları sizi aslında düğümlerin çözüldüğü yeni bir döngüyle bir araya getirecek. Risk içeren konularda daha temkinli olmalısınız. Haftanın ilk günlerinde aileniz ya da hani böyle evi ilgilendiren bir konuda bitişler ve sıkışıklıklar da gündeme gelebilir. Ancak siz bunun altında ezilmeyeceksiniz. Bilakis empatik yaklaşımlar, birbirinizi anlamaya çalışmak, eğer sorunlar varsa da bunları çözmeye gönüllü olmak, tutulmanın görünümleri sayesinde o kadar kolaylaşacak ki sizin hayatınızda. Bir yandan hayatla bağınızı güçlendireceksiniz. Diğer yandan üstünüze düşen ne varsa yapacaksınız. Bu hafta sahip olacağınız konuşmaları ve farklı konumda bulunan insanlardan veya İşletmelerden alacağınız önerileri lütfen izleyin. Hafta boyunca pek çok kişi olumlu bir durumun ortaya çıkması nedeniyle böyle eski arzularınızla kişisel ya da mesleki açıdan inanın bana tekrar bir geri dönüş yaşayacaksınız. Artık mali konuşmalar yapılabilir ya da bir arkadaşınızla ilişki sorunlarınızla alakalı olmayan bir takım problemler hakkında görüşebilirsiniz. Duygusal borçların ödendiği ve ilişkilerde yeni bir perdenin aralandığı bir döneme adım atıyorsunuz. Kendinize yapacağınız ufak tefek değişiklikler moralinize çok iyi gelecek. Hayallerinize, vizyonunuza lütfen sahip çıkın. Hiç kimse için kendinizden ve zamanınızdan ödün vermeyin. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar, sevgili akrepler, 15 Şubat 23.52 Kova burcunda oluşacak kısmi güneş tutulması, böyle bir yere taşınmak, değişimlerde bulunmak, yeni insanlarla tanışmak, bir iş kurmak yönünde size destek verecek. Bunların en başta size gerçekten zor gelebilir. Alışmanız zaman da alabilir ancak inanın bana, bu tutulmanın görünümleri, yenilikleri size iyi geleceğini işaret ediyor. Özellikle de aşk hayatınızdaki olumlu gelişmeler var. Anlaşmanın, empatide bulunmanın, sevgiyle yol almanın çok mümkün olacağını gösteriyor. Bu hafta akrabalarınızla ama tabii çoğunlukla erkeklerle ilgili böyle planlanmamış veya beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz. Muhtemelen kişisel yaşamlarınızda bağlantı, onların kişisel yaşantılarıyla alakalı hani sevgiyle, evlilikle, çalışma hayatlarıyla ilgili sizi bir şekilde etkileyecek bu akrabalarınızın hayatlarında olan biten durumlar. Bir planda değişiklikler olması da çok mümkün. Ani gelişmeler ve tamamlanmalar içinde olacağınız bir süreci deneyimleyeceksiniz. Ev ve aile konuları, gayrimenkul alanları, sonra ilişkiler ve kariyer alanlarınızda yeni bir dönemin eşiğindesiniz. Bu dönem ailevi konular, toprağa ya da eve ait koşullar, bitişler ve başlangıçlar vurgulanıyor. Bir şey bittiği zaman lütfen üzülmeyin. Yeni bir şeyin başlaması için eskinin bitmesi gerekiyor çünkü. Haftanın ilk günlerinde işle ya da sorumluluklarla ilgili görüşmelerde sıkışıklıklar yaşanabilir. Bu tutulma başka bir şehir, ülke, iş veya ne bileyim özel bir nedenle gitmenizi, yerleşmenizi de sağlayabilir.
bir girişimin olumlu yönde sonuçlanmasına destek verecek bu tutulma. Yaşça büyük kişilerin yanınıza olmasını sağlayabilir. Başarılı iş ve gelişmelerin moral duygunuz üzerindeki iyileştirici gücünü yükseltebilir. Ofis çalışmaları, yeni denemeler, farklı projeler, bunlara daha doğrusu yönelmek önümüzdeki dönemde bir hayli etkili olacağı benziyor aslında. Bu hafta hoş bir sürpriz bekleyebilirsiniz. Çoğu durumda para, finansal belgeler, kredi, karla ilgili bağlantılarınız olacak. Bazılarınız daha iyi bir pazarlık yapma fırsatına çok fazlasıyla sahip olacak. Daha iyi bir anlaşma, işte daha iyi, güzel bir, fazla bir satış, ticaretle ilgili uğraşanlar tarafından özellikle bunlar yapılabilir. Hareketli dönemdesiniz. Hareketli döneminizde Mart ortasına kadar da devam edecek. Ve güneş tutulmasından sonrasında ise yenilikler geliyor. Ancak bu yeni dönemde harcamalarınızda ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha gerçekçi olmalı. Masraflara çok fazla girmemelisiniz. Minimumda tutmalısınız. Ayrıca mahkeme veya dava içindeyseniz de olumlu bir gelişme bekleyebilirsiniz. Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar, sevgili yaylar, 15 Şubat 23.52'de Kova burcuna oluşacak kısmi güneş tutulması girişim ve yeniliklerin işaretçisi. Bunlar finansal bir meselenin halledilmesi, eğitim ve iş konularında işte iş konularının düzenlenmesi, mevcut durumunuzun iyileştirilmesi adına yapılacak olan çok güzel çalışmalar olacak. Arzu ve isteklerinizi elde etmek için gerekeni gerçekten yapacaksınız. Konuşacağız, yazışacağız, görüşeceğiz, yeniliklerde bulunmak için bayağı bir çabalayacağız. Yapılması gereken de bu. Uzun bir yolculuk veya işte bu hafta içinde yapacağınız bir gezi, inanın bana, size çok iyi gelebilir. Ancak çıkılacak seyahatlerde veya başka yerlerden gelen insanlarla ilgili tabii ki masraflarınız olacak. Bu masraflar için de işte hareketlerinizi ve bütçenizi ona göre ayarlamanızda yarar var. Bu hafta başka bir yerden veya ülkeden para almanız da çok mümkün. Muhtemelen uzaktan veya işte böyle uzaktaki insanlarla ya da şirketlerle işte bunların finansal işlemleriyle ilgili olabilir bu yaşayacaklarınız. Girişimleriniz, atacağınız adımlar adına çok hızlı gelişmeler içine gireceksiniz. Bir kere radikal, sürpriz kararlar, adımlar, yeni başlangıçlar hayatınıza çok fazlasıyla öne çıkacak. İlişkileriniz mesela ve bu ilişkilerinizle ilgili ortaklı konular, işte partneriniz veya eşinizle ilgili gelişmeler yine bu dönemde sizi çok yoğun bir şekilde meşgul edebilir. Sözlerinize bu dönemde çok özen göstermelisiniz. Haftanın ilk günlerinde işiniz ve harcamalarınızla ilgili alanda aceleci davranmamalısınız. Daha çok bitirilmesi gereken konularınız olabilir. Tutulmanın görünümlerine aslında baktığımızda böyle ailenizin desteği, ilgisi, sevgisi ve aranızdaki empati çok önemli. Bunlar hani bizleri besleyen, büyüten olgulardır. Yeni bir yere taşınmak, aileyi bir araya getirmek veya uzun zamandır düşündüğünüz bir değişimi gerçekleştirmek adına fırsatlar karşınıza çıkacak bu hafta. Bir iş fikri hakkında alacağınız öneri çok işinize yarayabilir. Asla yabana atmayın. Yararlı bilgiler edinebilirsiniz bu gelecek olan bilgiyle beraber. Bir müthiş bir fırsat var. Bunlar sizin karşınıza çıktığı zaman çok güzel de besleyecek. Bir iş hakkında alacağınız öneri diyorum ya, yararlı bilgiler haline dönüşecek. Tutulmanın etkileri kariyer, iş hayatınız ve yakın çevreniz, bilhassa da kardeşlerinizle ilgili konularda gelişmeleri daha açık olduğunuzu gösteriyor. Yakın çevrenizde, ilişkilerinizde yoğunluğun artacağı bir süreç. Bu tutulma bir çevre değişikliğine de işaret ediyor aslında. Bu değişikliği bütçenize uygun ve sonradan da asla zorlanmayacağınız şekilde yapmanız önemli. Dikkat etmeniz gereken bir durum aslında. Mantıklı şekilde şartlara bakmalısınız. Duygusal düşünmemelisiniz. Her yönüyle ölçüp tartıp öyle karar vermelisiniz. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar,
sevgili oğlaklar, 15 Şubat 23.52'de Kova burcunda oluşacak kısmi güneş tutulması bir değişimin işaretçisi. Bu değişim maddi harcamaları işaret etmesi doğaldır. Ancak bu size gayet iyi gelecek ve moralinizi de çok fazlasıyla güçlendirecek. Tutulmanın görünümleri, hani böyle yakınlarınızla güçlü bağınızın, karşılıklı dayanışmanın ve empatinin yükselmesi demek. Sizin düşündüğünüz yenilikler onlarla ilişkinizi kuvvetlendirebilir. Bu hafta bir çocuğun ya da genç bir kişinin yer aldığı önemli bir olay, bir aile toplantısı, özür dilerim, akrabalar ve diğerleriyle bir toplantı yapılması mesela son derece mümkün. İşinizle veya eğitiminizle ilgili önemli konuşmalar, tartışmalar ve bazı sunumlarınız var. Bu hafta birisi size gerekli nitelik ve tecrübeye sahip olduğunuz bir hizmet veya ne bileyim böyle bir başka bir katılım, bir yere katılmanızı isteyebilir. Burada bilin ki sizin için güzel bir gelişim ve tamamlanma var. Maddi konular, finansal alanlar, değerleriniz, değer verdikleriniz adına inanın bana önemli gelişmeler size sunulacak bir dönem var önünüzde. Maddi konularla yeni bir döneme girdiğiniz, kazançlarınız değişirken uzun yıllardır bekleyen durağan işlerinizde de bir açılma ve bir yenilenme döneminiz var. Güneş tutulmasının sonrasında yenilikler, anilikler, hızlı gelişmeler birdenbire girebilir. Ancak bu dönemde bilgi sahibi olmadan harekete asla geçmeyin lütfen. Bu tutulma yöneticiniz Satürn zaten kararlılık, irade ve sağlamlık göstergesi olarak girişimlerinizin olumlu yönde sonuçlanmasına işaret ediyor aslında. Uzun süredir böyle aklınızda olan çevre değişikliği size huzur verecek. Varsa böyle bir çevre değiştirmek, bir gidin tepteli mekanda ferahlık vardır. Bir kere su ve toprak enerjilerinin yükseldiği bir tutulma bu. Ve tabii geliştiğinizi, büyüdüğünüzü, canlandığınızı, verimlilik kazandığınızı hissedeceksiniz. Beklenmedik bir sağlık durumu size hafta boyunca görevlerini yerine getirecek kadar enerjik olma kabiliyetinden mahrum edebilir. O yüzden sağlığınıza da bu arada lütfen çok dikkat edin. Günlük yaşamınızdaki daha büyük stres fiziksel, zihinsel ve duygusal durumunuzu etkileyebilir. Kendinize tam bir dinlenme için yeterli zamanları tanıyın. Ruhsal olarak hani böyle değerleriniz ve değer verdiklerinizin değiştiği, kendinizi böyle farklı duygusal tepkiler içinde bulacağınız bir süreç var çünkü karşınızda. Önümüzdeki aylar içinde bu gelişmeler yavaş yavaş hayatınıza dahil olacak. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar. Sevgili kovalar, 15 Şubat 23.52 saat itibarıyla burcunuzda oluşacak kısmi güneş tutulması, çalışma hayatınızı, ilişkilerinizi, maddi konuları ve sağlığınızı doğru ve başarılı şekilde yeniden düzenlemenizi sağlayacak. Bu zamana kadar düzenleyemediyseniz lütfen düzenlemeye çalışın. Önümüzdeki aylar boyunca bu gelişmeler çok etkili olacak çünkü. Bir şekilde Temmuz ayında bazı şeyler neticelenecek. Bu hafta olumlu finansal olayların gelişmesini mesela bekleyebilirsiniz. Artık parayı bir belge aracılığıyla mı alırsınız ya da yakın gelecekte para veya daha yüksek bir ücret alacağınız bir belgeyi mi imzalarsınız bilemiyorum. Ama bir durum, bir belge imzalamanız var. Bu tutulmanın as solisti sizsiniz. Tutulma hayatınıza majör değişimleri ani şekilde getirebilir. Hayatınızın bir değil, birçok alanında güçlü değişimler sizi bekliyor. Uzun bir süredir devam eden döngünün sonuna geldiniz. Ve bu yeni dönem bırakmanız gerekenleri bırakıp kendi gücünüzü yeniden fark etmenizi sağlayacak. Ve bu zamana kadar eğer insanları kırmadan, haklarına girmeden, onların haklarına tecavüz etmeden, kendinizi kötü duruma düşürerek aldığınız kararlar değilse çok iyi. Ama negatif bir hayat yaşadıysanız
hayatınıza girecek olan değişimler, Allah korusun derim. Çünkü yeni bir döngüye geldiniz. Artık bugüne kadar yaptığınız gibi devam etmeyecek hayatınız. Eğer 15-17 Şubat günlerinde doğan bir kovaysanız, bu tutulmaların etkilerini önümüzdeki günlerde fazlasıyla hissedeceksiniz zaten. Bu dönemde ani değişiklikler gündeminizi rahatsız edebilir. Ancak yeniliklere adapte olmakta zorlanmayacaksınız. Bu tutulmada özellikle parasal konulara da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü tutulmanın görünümleri hesabı bilmenin, çıkarlarınızın farkında olmanın yararını çok fazla gösteriyor. Tutulma burcunuzda olacağı için haritanızla olan etkileşim de tabii ki çok önemli. Sağlıklı yaşam, iş koşulları, özel hayatınızla ilgili mesela meselelere çok gerçekçi bakmanız gerektiğini vurguluyor. Herhangi bir bilgi ne kadar garip bir şey olursa olsun gerçekte çok farklı olabilir. Sakin tutumunuzu sürdürmeniz gerekiyor. Ancak bir şeyi de göz ardı etmeden iyi şeyleri birdenbire atılmaya çalışmayın. Muhakkak kontrolünüzden geçirin. Ev değişimi, iş alanlarınızdaki ani gelişmeler, ilişkileriniz mesela bir süredir böyle fark ettiğiniz konuları hayata geçirme isteğinizin artması da bu dönemde çok fazlasıyla mümkün aslında. Siz tutulmanın etkilerini 10 Şubat'tan itibaren 10 Mart'a kadar daha vurgulu hissedeceksiniz. 16'sı sonrasında hareketlilik artıyor. Yani tutulma sonrasında. Ancak karar verirken hayalci olmamalısınız lütfen. Güvence içermeyen, soru işaretleri olan her şey bu tutulmada biraz öne çıkacak. Bir yanlış varsa ve siz bunu sürdürüyorsanız önümüzdeki süreçte epeyce uğraşacaksınız demektir. Bu hafta beklenmedik bir toplantınız veya beklenmedik bir ziyaretçiniz olacak. Bundan dolayı da önemli bir haber alacaksınız. Bu meydana gelen ya da ertesi günü gerçekleşmesini beklenen bir olayla ilgili de olabilir. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar. Sevgili balıklar, 15 Şubat 23.52'de Kova burcunda oluşacak kısmi güneş tutulması sizin kendinizi yeniden toparlamanızı sağlayacak. Hani bittim, yandım, artık kül oldum dediğiniz anda yeniden bir doğuş anlamını taşıyor bu. Çünkü bu tutulmanın görünümleri ileriye dönük yeni planların, sağlam ve uzun vadeli işlerin yakın bir zamanda hayatınıza dahil olacağının işaretçisi. Birazcık sabırlı olmamızda fayda var. Bir balık olarak söylüyorum bunu. Her şey aleyhinizeymiş gibi dursa da karşınıza çıkacak fırsatlar sayesinde çok kolayca toparlanabilirsiniz. Bu hafta evde veya bir aile bireyinin eğitim, işle ilgili birkaç önemli konuşma yapılması gerekiyor. Ve bunu sizin yapmanız gerekebilir. Muhtemelen önemli kararlar vermeniz gerekecek. Bu hafta ailedeki ve akrabalarınızdaki her türlü değişiklik mümkün olabilir. İç dengeleri, sezgisel alanları, hayatlarından çıkarmaları, bırakmaları gerekenleri anlayıp fark edeceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. Güneş tutulması bitişlere ve sonlanmalara işaret eder. Evet, doğru. Bunlara işaret ederken de sizin ruhsal açıdan daha hassas olabileceğinizi söylüyor. Elde olmayan nedenlerle kabullenmeniz bazı durumları gerekebilir. Sizi geriye çeken, etkisiz bırakan bir aşk hayatınız varsa, sağlığınız, çocuklarınız veya genel olarak bazı durumlara yeni çözümler bulmanız inanın bana çok mümkün. Sizi destekleyen dostlar, sosyal ilişkiler, grup faaliyetleri, insanlarla kurulan bağlantılar önünüze kapılar açacak. Sakın içinize gömülmeyin sevgili balıklar. Yeteneklerinizi gösterin, ifade edin. Bu hafta gerçekleştirilmemiş planlarınızı veya fikirlerinizi düşünüyor olacaksınız çünkü. Bunları eyleme geçirmelisiniz. Bazıları güncel olabilir, bazıları olmayabilir. Ancak küçük değişiklikler gerektirebilir veya daha fazlasını gerçekleştirmek için sabırlı olmanız gerekebilir. Tutulma özellikle yaz dönemine kadar olan bir süreçte biz balık burçlarını duygusal alanlarda hassasiyetler verecek. Özellikle yükselen veya ay burçları balık olanlar. Bırakmak,
vazgeçmekle ilgili öğrenmeleri gerekenleri önlerindeki 6 aylık dönem içerisinde çok iyi fark edecekler. Haftanın ilk günlerinde gelecekle ilgili iş planlarınızı tanımlamak daha doğru olacak. Burcunuza ilerleyen Venüs ise size aşkta ve arkadaşlıklar içinde daha sempatik ve biraz daha şanslı kılıyor galiba. Ancak iş konusunda aşırı heyecan ve hayale kapılmamalısınız. Yaptığınız iş veya düşündüğünüz projeler yetkili kişiler tarafından inanın bana takdir görecek. Yaptığınız iyilikler, hani kıymetinin bilinmediği diye üzüldüğünüz ne varsa size fırsat ve olanaklar olarak geri dönecek. Çok geçmeden çok dinamik bir değişim ve yenilik bizim zamanımız.